Vatansever 32. Hocam bu HDP'lilerin bir kısmı diyor dokunulmazlıktan faydalanıp istedikleri konuşma yapıyor. Biri diyor katil devlet, diğeri diyor biz sırtımızı PKK'ya dayadık. Öbürü gidiyor terörist cenazesini taşıyoruz. Bu çok kanımıza dokunuyor. Eskiden olsa yargı devreye girerdi. Tamam demokrasi fikri özgürlüğü güzel de terörü alenen savunan devlete olur olmaz laflar eden adamları daha ne kadar tahammül edilecek diyor. Atala 1984. Selami Altunok ayrıca gülerek cevap vermiyor. Çok çirkin bir iftira bu. Gazeteciyi dinlerken nezaketen hafif gülümser, belli benimser. Böyle nezaketli bir yüz ifadesi dinliyor. Asıl Demirtaş, Sırrı Süreyya, Önder falan o gün meydanlarda gülerek geziyorlar. Resimleri var. Hepsinin resimleri var. Bayağı keyifliler, şakalaşıyorlar. Evet. Atalar 1984. PKK'ya ettiğiniz lafların %1'ini işi de etmiyorsunuz. Ama o IŞİD o olsun diyerek patlamadan duyduğu sevinci dile getirmiş Twitter'da. Nereden biliyorsun PKK'nın açtığı sahte bir hesap olmadığını? IŞİD böyle işten uğraşmaz. Nasıl bir hasta ruh böyle bir açıklama yapabilir? Git onu o siteyi kuran PKK'lıya sor. Niye işi de soruyorsun? Hala IŞİD'in Müslüman olduğunu düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Hepsi Müslüman. Yani İslam'ı titizlikte uygulamış ama Sünni gelenekçi Müslüman. O yüzden de Sünni İslam'da olan, Şia'da da olan, Şii İslam'da da olan katliam kültürünü uyguluyor. Sen onları suçlayacaksın ha. Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, İbn-i Mace'den, Sünen-i Nese'yi'den o hükümleri çıkart. Evet. Adamları asın kesin hükümlerini çıkart. Evet. Yalan hadisleri, uydurma hadisleri çıkart. Biz IŞİD'in şiddetini şiddetle kınıyoruz. Her türlü şiddeti şiddetle kınıyoruz. Ama kaynaklarındaki açıklamalar, yalan hadisler, uydurma hadisler asıl felaket orada. Sanki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastırdığı kitaplarda bunlar yok mu? Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de bu açık hükümler yok mu? Kadınları taşlayarak öldürme hükmü yok mu? Var. Namaz kılmayanı öldürün diye hüküm var mı? Yok mu? Var. Önce o hükümleri kaldır. Onlardan okuyup uyguluyorlar. Bilgisizlikten kaynaklanıyor. Eğitilirlerse düzelirler. Nitekim kendileri de söylüyor. Biz diyor Mehdi geldiğinde Mehdi uyuyacağız. Bitti. Mehdi geldiğinde zaten Mehdi'ül dem. Kan durduran Mehdi'dir. Kan, terör, anarşi hiçbir şey kalmayacak. Allah Kur'an'da şeytanın Allah'a sığınırıp biz Müslümanız diyenleri siz Müslüman değilsiniz demeyin diye bildiriyor. Tabii ki.